Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalımıza hoş geldiniz diyorum. Bu videomda sizlere kesirleri karşılaştırma konusunu anlatacağım. İlk önce birim kesirlerle başlayacağız. Daha sonra pay kısmı eşit olan kesirler ve payda kısmı eşit olan kesirleri nasıl karşılaştırıyoruz? Hangisi büyük, hangisi küçük ya da nasıl sıraya koyuyoruz? Bunları anlatacağım. İlk önce birim kesirlerden başlayalım isterseniz. Şimdi resim olduğunda işimiz çok kolay. Fakat resim olmadığı zaman ne yapacağız? Bakın burada birim kesirlerde zaten pay kısmı 1, 1, 1. Pay kısmı aynı olduğunda bu kesirlerden hangisi büyük diye bir soru gelirse alttaki sayılardan az olanı seçeceğiz. Sebebini buradan anlayabilirsiniz. Bakın 7'de 1 kesri, evet bir pasta 7'ye ayrılmış. Bir parçası boyanmış, işte bir parçasını yemişler. Aynı büyüklükte başka bir pasta ise 3'e ayrılmış. Yine bir parça yemişler. Diğer pasta yine aynı büyüklükte pasta bu kez 16'ya ayrılmış. Bir parçasını yemişler. Resimden de anlayacağınıza göre en fazla yiyen 3'te 1 olan kesir. Çünkü niye? Bunun dilimleri daha büyük. O yüzden bir parça yediğinde diğer bir parçayı yiyenlere göre daha fazla yemiş oluyor. Ve bunları sıralayalım şimdi. 3'te 1 en büyük oluyor. Daha sonra 7'de 1 ikinci sırada. Burada en küçük olan ise 16'da 1 kesri. Dediğim gibi 16'ya bölünmüş, dilimleri küçücük olmuş. Her pastadan birer tane yiyen kişileri karşılaştırdığımızda tabii ki bunun en az yediğini, en küçük kesir olduğunu anlayabiliyoruz. Bir tane de problemim var bu konuyla ilgili. Pizza salonuna giden Ömer, Turgay, Arda ve Hüseyin birer dilim pizza söylediler. Ömer'in pizzası 8'e, Turgay'ın pizzası 12'ye, Arda'nın pizzası 4'e, Hüseyin'in pizzası 6'ya kesilmiştir. Buna göre en fazla ve en az miktarda pizza yiyenler kimlerdir? Şimdi sırayla yazalım. Ömer'in pizzası 8'e kesildi. Herkes birer parça yedi, değil mi? Bu Ömer'in pizzası. Ö harfi yapalım. Turgay'ınki 12'ye kesildi. O da bir tane yedi. Bu da T harfi yapalım. Turgay'ın olsun. Arda'nın pizzası 4'e. Buna da A harfi yapalım. Ve Hüseyin'in pizzası da 6'ya kesildi. O da bir tane yedi. Evet. Bu şekilde baş harflerini de yazdım. Şimdi buna göre en çok yiyen, en büyük kesir hangisidir? Bakın hepsi birer parça yedi. Ama Arda'nın dilimleri diğerlerine göre daha büyük. Çünkü Arda pizzası 4'e kesildi. Mesela Turgay'ınki 12'ye kesildi. Bunun dilimleri küçücük yani. O zaman burada en büyük olan, en fazla olan 4'te 1 kesir, yani Arda'nın kesri en büyük oluyor. En büyük kesir. Peki en küçük hangisi oluyor? O da Turgay'ınki oluyor. Bakın 12'de 1. Onu da yazalım şuraya. Bu da Turgay'ın en küçük. Şöyle parantez içinde göstereyim. Buradan şu sonuca varıyoruz. Birim kesirleri karşılaştırırken pay kısımları zaten aynı olduğu için hepsi 1, 1, 1, 1 olduğu için payda kısımlarından az olanı, küçük olanı seçtiğimizde aslında en büyük kesri bulmuş oluyoruz. Paydalardan, paydadaki sayılardan en fazla olanı seçtiğimizde ise en küçük parçayı aslında bulmuş oluyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi pay kısmı eşit olan yani az önce birim kesirler vardı ama bazen de karşımıza böyle sorular çıkıyor. Pay kısmı mesela 2, 2, 2. Yine aynı aslında birim kesirler gibi yapılacak. Pay kısımları aynı olduğunda paydadakilerden az olanı seçerseniz yani şuradaki 3'te 2 kesri diğerlerinden daha fazla oluyor. Zaten resimlerden de anlayabilirsiniz. Bakın 3'te 2, 11'de 2 şurası. Bu da 7'de 2. Bakın en fazla yiyen pastalar eşit bu arada bunu da söyleyeyim. En fazla yiyen 3'te 2 oluyor. Ve sıraya koyalım. 3'te 2 büyüktür. Daha sonra ikinciye 7'de 2'yi koymalıyım. En küçük kesir ise 11'de 2 oluyor buradaki kesirler arasında. Yine buradan şu sonuca varıyoruz. Pay kısımları eşit olduğunda
büyük olan kesri bulmak istiyorsanız sayıca az olanı seçmelisiniz. Böylece en büyük kesri bulmuş olursunuz. Probleme de bakalım. Bir sınavdaki soruların tamamını cevaplayan öğrencilerin doğru cevapları şöyledir. Ali soruların 6'da 4'ünü, Ayşe 10'da 4'ünü, Ebru 5'te 4'ünü doğru cevaplamıştır. Buna göre en yüksek puanı kim almıştır? Yine bakın pay kısımları aynı. Hatta şöyle yazalım da hepsini bir arada görelim. 4 bölü 10 ve 4 bölü 5. Pay kısımları aynı. Ama paydadan ne yapıyorduk? Az olanı seçiyorduk. Yani burada en fazla doğru cevabı veren Ebru'dur. Ve en çok puanı Ebru almıştır. Bu şekilde cevaplamış olduk. Şimdi son olarak paydası eşit olan kesirleri nasıl karşılaştıracağız? Bu kez payda kısımları eşit olduğunda üstteki sayılardan çok olanı seçeceğiz. Yine resimlerden anlayabilirsiniz. Resim olmadığı zaman da yine kural olarak söyleyelim. Payda yani alttaki sayılar eşit olduğunda üsttekilerden çok olanı seçeceğiz. Yani burada 8'de 6 kesri diğerlerinden büyük oluyor. Resimlere baktığımızda 8'de 4 bakın bu kadar. Yani yarısı. Bir bütünün yarısı gitmiş. 8'de 6 yarıyı da geçmiş bakın. 6 parça boyanmış. 8'de 2'de ise sadece 2 parça boyanmış. Şimdi bunları sıraya koyalım. 8'de 6 en büyük. 8'de 4 ikinci ve 8'de 2 ise en az yani en küçük kesir oluyor. Buradan şu kurala vardık yine. Paydalar eşit olduğunda pay kısımlarından çok olanı seçerseniz en fazla olan kesiri bulmuş olursunuz. En büyük kesiri bulmuş olursunuz. Bu bölümdeki kesirler az önce işlediklerimizin tam tersi oluyor aslında. Az öncekilerde hep pay kısımlar aynıydı. Üsttekiler aynıydı. Ama bu kez payda kısımları aynı. Dikkat ederseniz burada öğrenciler bazen karıştırıyorlar. Bunu her zaman ben şöyle diyorum. Hayal edin yani aynı eşit pastalar gibi işte resim olmadığı zaman bir pasta 8'e kesilmiş, öbür pasta da 8'e kesilmiş, diğeri de 8'e kesilmiş. Burada dilimler aynı. Dilimler aynı olduğu için çok dilim yiyen kişi daha çok pasta yemiş oluyor. Yani 8'de 6 daha çok oluyor. Diğer örneklerimizde dilimler aynı değildi. Orada yedikleri miktar aynıydı. Hani birim kesirlerde ve pay kısmı eşit olan kesirlerde. O zaman da tam tersini yapıyorduk. Problemimize de bakalım. Bir marketteki meyve sularının 15'te 4'ü cumartesi, 15'te 8'i pazar, 15'te 2'si pazartesi satıldı. Buna göre meyve suyu satışının çoktan aza doğru sıralaması nasıl olur diyor. Evet, bakın bu kez payda kısımları aynı. Herhangi bir resim yok. Ne yapacağız? Yani eşit dilimler halinde düşüneceğiz. En fazla dilimi alan yer neresi? Şurası. 15'te 8. Yani en çok satılan gün 15'te 8 oluyor. Yani o da pazar günüymüş. Çoktan aza doğru sıralıyoruz. İkinci olarak 15'te 4'ü yazmam gerekiyor. Ve en az satılan gün 15'te 2 oluyor. Bu şekilde sıralamış olduk. Şimdi boş bir kağıt üzerinde çeşitli alıştırmalar sizlere göstermek istiyorum. Sadece basit kesirler değil. Hem basit kesirler hem bileşik kesirler hem de tam sayılı kesirleri nasıl sıralayacağız? Bunlardan birkaç örnek göstermek istiyorum. Şimdi ilk önce basit kesirlerde az önce dediğimiz gibi işte 10'da 3 ile 10'da 7'yi karşılaştıracağız. Bakıyoruz payda kısımları aynı ve üstteki çok olanı seçmemiz gerekiyor. Büyük olanı bulmak için şöyle bir işaret yapacağız. 10'da 3 küçüktür, 10'da 7'den diyeceğiz. Peki bileşik kesirlerde durum nedir? Bileşik kesirlerde de aynı kural geçerli. Örneğin şöyle bir kesrimiz var. Bir de şöyle kesrimiz var. Yani 5'te 8 ve 5'te 7. Yine paydalar aynı olduğu için üsttekilerden çok olanı seçeceğiz. Yani 5'te 8 büyük oluyor. Peki zıttını yaparsak yani pay kısımları eşit olursa. Örneğin şöyle 10'da 3 ile 10 bölü 3 ile 10 bölü 7. Bakın bunlardan hangisi büyük hangisi küçük derseniz. Pay kısımları aynı olduğu için alttaki sayılardan az olanı seçeceğiz. Yani burada 10 bölü 3 kesri 10 bölü 7'den daha çok oluyor, daha büyük oluyor. Yani
Pay ve paydaları aynı olma durumuna göre ne yapacağız? Karşılaştırmamızı yapacağız. Yine az önce anlattığım konudaki gibi kuralımız aynı olacak. Peki tam sayılı kesirler olduğunda ne olacak? Tam sayılı kesirlerde ise örneğin bir tane yazalım. Bakın burada ilk önce tam kısımlara bakacağız. Tam sayılı kesirlerde. Tam kısımlarda eğer anlayabiliyorsak kimin büyük olduğunu, bakın 3 ve 2 var. Yanındakilere bakmaya gerek kalmadı artık. Çünkü 3 tane tam, 2 tane tamdan zaten büyük. Yanındaki basit olan kısımlara bakmaya gerek kalmadı. Buradan anlayabiliyoruz. 3 tam 7'de 1 kesri, 2 tam 7'de 4 kesrinden daha büyük oluyor. Peki tam kısımları eşitse onu ne yapacağız? Şöyle mesela 5 tam. Böyle iki örnek yazayım. Bakın 5 tam 5 tam. Buradan kimin büyük olduğunu anlayamadık değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Yandakilere bakıyoruz. Burada 2 bölü 8 var. Burada 2 bölü 4 var. Pay kısımları eşit. Yine mantığımız diğer karşılaştırmalar gibi olacak. Eğer pay kısımları eşitse paydadaki az olanı seçeceğiz. Yani buradaki ikinci kesir daha büyük. 5 tam 8'de 2 küçüktür. 5 tam 4'te 2'den diyeceğiz. Yine bir örnek daha yapayım son olarak. İşte 7 tam 10'da 5 olsun. 7 tam 10'da 3 olsun. Şimdi bakın yine tam kısımlar aynı. Kimin büyük olduğunu anlayamadık. Yandakilere bakıyoruz. 10'da 5, 10'da 3. Bakın bu kez payda eşit değil mi? O zaman payda aynı olduğunda üsttekilerden çok olanı seçiyorduk. Büyük olanı bulmak için. Yani 7 tam 10'da 5 kesri büyüktür. 7 tam 10'da 3 kesrinden diyeceğiz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.